Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bu videomuzda mid lane'de Challenger, Elo'da Challenger hesapta abi. Kasadene karşı oynayacağız. İyi seyirler diliyorum. Tryhard bir maç olacak abi. Oyunu pencereli modda oynuyorum. Bunun sebebini de bir kısım biliyor. Hemen açıklayayım. Yani FPS drop yediğim için diğer modlarda kayıt alırken pencereli modda oynamam gerekiyor. En sağlıklısı bu şekilde. Evet, görsel olarak sizi tilt edebilir, beni de ediyor ama yapacak bir şey yok abi. Video çekmem için şu an sadece bu formatta çekebiliyorum, kusura bakmayın. Yeni uyandım. Tryhard oynamak istiyorum. Elimden geldiği kadarıyla da anlatacağım. Umarım sıkılmazsınız. EW yaptıktan sonra hemen düz vuruşları salalım. İksire basmayacağım. Tamam, burada bak farma değil de adama oynadım. Çünkü kule altında bir tur daha yakalarsam iyice canı gidecek. Düz vuruş. Düz vuruş. Bir de rünlerden çok güzel. Hemen şöyle bir düz. Okey. Rünlerden saldırı hızı girdim şuraya. Onun haricinde bir değişiklik yapmadım. Klasik. Saldırı hızı girmemin sebebi de düz vuruş takasına çok fazla gireceğim. Kasadin matchup'ında yakıncı bir matchup olduğu için. Aslında diğer matchup'larda da saldırı hızı tercih edebiliriz abi. EW. Check. Bu sefer iksire basabilirim. Arkasından da Q. Bir düz vuruş daha. Okey. Bu saldırı hızı çok worth oldu arkadaşlar. Benim için saldırı hızını artık yakıncı matchuplarda falan tercih etmeye çalışacağım. Onun haricinde minyon alırken de çok büyük bir fayda sağlıyor size bu. Bunu deneyebilirsiniz. Ben 1-2 maç falan denedim. Gayet tatlı oldu. Teleport yok. Base atarsa burayı bayağı bir kaybedecek. Evet, yaklaşık bir 3-5 canla falan kaçtı sanırım. Tamam. Bu gelen wave'i de büyük ölçüde kaybedecek. Ölseydi bizim için çok worth'tü. Ama gayet güzel bir laning geçirdik. Arkadaş Kassadin main olması lazım. Bir 50-100 maçı falan var bu sezon Kassadin'le. Tamamdır. 6 farm yapabildi. Fazlasıyla farm kaybetti. Evet, yapabileceğimiz en iyi trade'i yaptık Kassadin'e karşı early'de. Daha iyisi de olabilirdi ama hemen bir Doran yüzüğü başlayacağım. Arkasından ayakkabı çekeceğim çünkü o da büyük ihtimalle ayakkabıyla falan gelir lane'e, bilmiyorum. Okey. Ayakkabıyı alma sebebim birazcık mobil olayım. Ayakkabı almamış, alacak parası yok. Benim için çok güzel Doran yüzüğü ve alacak parası var da tercih etmemiş. Gelerek direkt asırlık kasacak. Benim bu şekilde başlamam çok iyi. Doran yüzüğü arkadaşlar early'de, yani alacak mesela eşyanız yoksa şöyle bir eşya falan, Doran yüzüğü tercih edebilirsiniz. Çünkü ve o paraya verdiği istatistikler gerçekten güzel. Lane bana pushlayacak. Bu lane'i frizleyebilirim aslında şu an öndeyken. Frizlersem Lee Sin de buraya oynarsa çok tatlı olur. Adam iyice geriye düşer. İki duvar arasında oynamak zorunda kalır. Q'suyla last hit'e geldi. Okey. Hemen şurada şunları bekleteyim. Kule altına sokmak istemiyorum. Şuraya da bir ward çık bırakacağım. Normalde wardları oraya koymam ama şu an korkum Kayn'ın buraya gelmesi değil. Yani sadece bir görüş alayım, orada sıkıntı yok. Q'suyla gelecek büyük ihtimalle. Derken gelmedi. İksir dipten Q, düz vuruşları salalım. Hadi birazcık düz vuruş takasına girelim. Ayakkabımız var, kayıtlayabiliriz. İksiri de basmışız o kadar. Düz vuruşları güçlendiriyoruz bu şekilde. Lee Sin burayı bir tur görse Kassadin manyak geriye düşecek aslında. Saldım gibi yaptım. Salmadım aslında. Evet, Kassadin çok tilt oldu. 3 tane hemen Peksimet'e de basayım. W tuttu ama ölmedi. Hasarımız yetmedi. Şöyle bir çekelim. İksire bastık. Q çıkartalım. Evet, şu an mid lane'de pasifim olsa bu da ölecek. Ki öldü. Yeme o kuleden o iti. Harikasın. Evet, şu an mid lane üstünlüğünü aldığımız için rakip oyuncuya mid lane'de baskı kurduğumuz için hiçbir şekilde bu tarz trade'lerde karşılık veremiyor. Adamlar burada 2 ve 3 oynamak zorunda kaldı. Ki oynayamadılar zaten. Kule vurdu bizim çocuklara da. Hemen şurayı da pushlattıktan sonra araba wave'ini de kaybetti mi derken kaybetmedi. Araba vardı burada, kaybetti mi ya, anlamadım ki. Gözümden kaçtı bir şeyler. Aslında şu an bu kadar üstünken arkadaşlar, ben bunu da almak yerine ayakkabı çekip iyice gücümüze güç katabiliriz.
Evet, farklı bir gidişat yapıp bunu çekeceğim. Birazdan açıklayacağım bunu neden yaptım. Bu build değiştiriyorum şu an. Büyü nüfuzu aldım. Bu niye çıktı ya? Abi her maç bir tane AFK. Bakın son 3 maçımda da bir AFK vardı. Yani adamlar böyle fitleyip fitleyip Rage Quit atıyor. Bunu normal bir oyuncu yapabilir. Evet, bu tilt olduğu için büyük ihtimalle attı ve geri geldi. Ama daha önceki maçlarımda, diğer 3 maçımda böyle değildi. Gerçekten çok güzel oyunlar oynuyorum. Bu şekilde bir yayını kazanıyorum. Daha güzel KDA'lar yapıyorum mesela ama bir tane takım oyuncusu gelip çıkıyor ve kazanacağımız maç gidiyor abi. Bunun neti gitmiş. Okey. Problem yok. Devam. SS'imi vermem lazım. Lane'ler pushlamıyor gerçi. Sıkıntı yok. Onun haricinde Riot'tır. Scarlet'ı biliyorsunuz abi. Sunucu. Riot Games Turkish'te de Scarlet. Yani dün gece maçıma geldi abi. Yani o kadar da güzel işler çıkartıyoruz. Botu roamlıyorum falan, öndeyiz. 11'e 6 gidiyor kendisi. Ay, 6 değilmiş, hemen şunu bir kayıtlayayım bir saniye. Abi top lane'de Vayne'e karşı 1v1 girdi Miss Fortune'la. AD carry kalmıştı. Öldü ve oyundan çıktı yani. Rage quit attı. Scarlet yani Riot'ur ya, server'ın Riot'u bile oyundan çıkıp AFK kalıyorsa, şu adamlara harbiden bir şey demiyorum yani, yapacak bir şey yok. Riot bile tilt oluyorsa, ki tamam Riot'lar da tilt oluyor da, bu kadar çıkıp bir şey yapmazsın yani. Kazanabileceğimiz bir maçtı yani. Çok rahat. Piklerimiz sağlamdı. Yani artık son 3 maçtır takımda birisi Rage Quit atıp Alt F4 çektiği için, yani bu tarz şeylerde şaşırmıyorum. Sadece vakit kaybı diye üzülüyorum. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Türevi var, çık bırakayım. Lee Sin'i early'de çok bir öne geçirdik. Az önceki killerin hepsini falan Lee Sin topladı. Gayet güzel abi. Biz de şu an 8 level olacağız bu wave ile birlikte. Last hit'e geldi. Hemen şöyle bir W dipten Q. Tamam. Elektrik ver geldiği sürece bu trade'i gerçekleştirebilirim. Burada asırlı kalmayacağım çünkü Doran yüzüğü falan tercih ettiğim için karşımdaki oyuncu da Kassadin. Görüyorsunuz yani, her ne kadar lane'i kazansam da ölmüyor. Asırlık geç scale olacak. Geç stacklenecek. Ona da last hit'e geldi. Bir tık geç attım. Uzaktan attım. Ayakkabı alacağım. Erken oyunda güçlü olayım. Ayakkabıdan sonra ne tercih edeceksin? Asırlık almayacaksan da derseniz. Şöyle bir düz vuruşları salalım. Okey. Hemen kuleden barikat. Rakibiniz burada size bir şey vermiyorsa kule barikatı alabilirsiniz. Onun haricinde Kayn buraya gelirse ultilik mana saklayacağım. Tüm şeyimi kullanmayacağım. Orada base atıyor. Hemen Tayf alalım. Base'ini bozalım derken ultisini kullandı. Onun için mana kaybı. Kayn hala gelebilir ama şöyle hemen Q ile itelim. Kayn'ın beni kesecek bir şeyi yoktur herhalde ya. Böyle o kadar da değil. Kassadin bence base atmaz. Yani atmayabilir. Manam olmadığı için. Bu XP kaybetmek istemez, zaten çok geride. Yok, 60. Okey. Ben olsam beklerdim, atmazdım. Tamam, barikatı aldım. Geri çıkayım. Aslında buradan asırlığa dönebiliriz abi. Geç değil. Asırlık en kötü 15'te falan biter ama. Dakika 15'te. Bunu yapmayacağım. Morollü almalık bir maç aslında. Onun haricinde şu an erken oyunda güçlüyüm. O yüzden eğer geriye düşseydim direkt bu ilk eşya Zonya tercih edecektim. Ama geriye düşmediğim için, bak Zonyalık zaten hep AD'ler. Kayn falan Zesto ultileri Zonya'dan kurtarırdı bize. Yani Zonya kurtarırdı. Ama Leandre veya Morello tercih edeceğim duruma göre. Morello bunu da counterlar, bunları da counterlar. Ama Leandre de çok scale yapıyor, çok güçlendiriyor Sivayne'i. Özellikle de Typhoon'ınız falan kasabiliyorsanız. Şu an full AP kasıyoruz, anlayacağınız. Yani mid lane'de daha önce çok tercih ettiğim şeyler değil bunlar ama duruma göre bunları yapmamız lazım. Bu tarz yüksek elo maçlardan ve benim anlatımımdan keyif alıyorsanız, like atarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kassadin bota gitti, hiçbir şey çıkartamadı derken bir tane kill aldı. Ben buradan barikat almaya devam edeceğim. Çok rahat bir roam attı orada lane'i pushlayıp. Bot lane zaten zor durumdaydı. Orayı kaybetmişti. Lee Sin falan da oradaydı. Bizim bot lane zaten GG. Top da GG. 0-2. Top. 1-4. Bot var.
Lee Sin'in early'de scale olması, güçlenmesi çok tatlı oldu. Drake'lere oynamamız lazım. Ama rakip takım çok güçlü. 2-2-2. -58 farm kalmış. Biz 96 olduk. Gayet yeterli abi. Tabii ki devamı gelir. Ama çok dikkatli oynamamız lazım. Şu an karşımızdaki oyuncuya kill verdiler. Bizim burada bu çocuğu kesmemiz için evet Leandre'nin hasarına ihtiyacımız var. Çok tatlı olur. Bu da minyonların içinden şöyle bir atalım derken. Okey, hemen iksir düz vuruşları salalım. Tamam, tatlı. Drake çıkacak. Yani Lee Sin'in bu Drake'leri emcüklemesi lazım hemen. Ya bot lane kaybetmiş olmasına rağmen hala açılıp açılıp ölüyor. Gerçekten manyak hatalı oynuyorlar. Kasedinden erken bir şekilde oraya yetişmem mümkün değil ya. Ölmeyecek mi gerçekten? Ölmeyecek. Üzdü. Bu hasarı beklemiyorlardı benden. Bu ne vuruyor lan falan demiştir şimdi Lucian. Ben de beklemiyordum. Lucian dedim ya. Kimi kestim ben? Kayn'ı. Çok iyi. Leandre bitti. Erken oyunda Morello'ya gerek yok. O kadar çünkü can çalamıyorlar. Uykulu uykulu. Bakalım double buff'ımız var. Double buff'ı çok seviyorum. Double buff'ı değil de aslında red buff'ı seviyorum. Düz vuruşları biliyorsunuz çok kullanıyorum. O yüzden manyak bir güç patlaması oluyor. Benim için red buff düz vuruş takasına girdiğimde adam karşımda duramıyor. Ama birazdan tabii double buff almak için rakip takım buraya rotasyon yapabilir. Bot site'da görüşüm var. Jungle'ın botta. Oo, orada sıkıntılar var. Öldü bu arkadaş. Dipten bir Q. Evet, hemen şöyle çekelim Q'u. Hasarım çok yüksek abi gerçekten. Aha, Red'im var, Red'im var. Devam ederim ki. Evet, flash'ını aldık. Ultisi cooldown'daydı. Top lane'de Aatrox'la Yasuo'ya ölüyorsun. Yapma artık. Nasıl bir maç bu ya? Bizimkiler burayı güzel kapattı. Okey, E'sini aldık. Şuraya Warchuk bırakacağım. Çok mu öne attım bu arada? E'mi görmediler. Tamam, hala red var. Zayah burada güzel. Yani geriye düşmüştü. Oradan tek başına XP gold alıyor minyonlardan. Ama Kassadin oraya mı gidiyor? Base atıyordur ya. Burada biraz agresif yapsak aslında çok tatlı olacak. Ben çok güçlüyüm. Lee Sin çok güçlü. 0-3, 0-3, 1-3. Şu üçü... Ya üçü bu kadar şey olmasa... Ya bir tanesi bari şey oynasa... Performans gösterse... Zayah ne yapıyor? AFK mı ya? Fight'ta çıktı gitti. Tamam hadi büyük bir fight değildi de gene de... Zonlamadı yani. Öne doğru adım atar insan. Asist bile almadı galiba orada. İlginç oyunlar dönüyor şu an abi. Bu maçı nedense kaybedecekmişim gibi hissediyorum. Her ne kadar iyi durumda olsak da. Evet, ikinci eşyadan Zhonya çekebilirim. Ya Zhonya ya direkt Chrono ile başlayalım. Aslında Pozzu bendiyle başlamak okey ama param yetmiyor. Base'de de o parayı beklemek yerine hemen şuraya gideyim. XP kaybetmeyelim. Benim bir an önce 12 olmam lazım. Bu çocuktan 2 level önde gidelim. İki level diff, bir level diff. Üzücü. Yasuo buradan bir yerden çıkabilir. Aslında skill'leri bekletsem bu gibi durumlarda iyi olur ama kendime güveniyorum şu an. İyiyim yani. Leandrin var. Kronometrem var. Birileri bot lane'i pushlamak için gelecek. Durmayalım orada. Üşüyorum ya.
Burada Ward olabilir. Buna dive da atabilirler. Bizim takım burada. Okey, duvarını aldım. Çok free. Abim ya. Oh, onu kaçırma. Aferin. Helal. Ama evet. Öldü bu da. Yani daha erken ölebilirdi. Hiç. Neyse, ultisini aldık. Eğer ölseydi ultisini almamış olacaktık. Direkt tek yiyecekti dipten Q'yu. Kaçırdım orada. Hafif sağa kaydı. Yarısı tuttu falan. Hemen rotasyon. Aa, bazı şeyleri anlatmıyorum. Oyun çok kötü geçtiği için bu, yani biraz fokuslanmam gerekiyor. Ama siz zaten, ne bileyim, benim nereye gittiğimden veya kliklerimden bazı şeyleri kapabilirsiniz. Tam bot lane'i pushladık falan orada. Sonra mid lane'i itiyorlar. Bizim çocuk tekti. Mid lane'in yardımı ihtiyacı var. Hemen bot lane'i saldım. Buraya geldim. Yani belki düşük elo birisi olsa orada bot lane'i pushlamaya devam ederdi. Yani bu tarz map kontrollerine dikkat etmeniz lazım. Basit şeyler bunlar. Zaten yapıyorsunuzdur ama herkes dikkat etmez bunlara. Oğlum var ya, yakalasaydın kesmiştik. Tamam, kestik. Ignite'ı salacağım erkenden. Hemen şöyle fight dışı bırakalım. At ultini. Harika. Çok güzel. Hala bana oynuyorlar. Burada devam ederken çok dikkat etmem lazım. Baykeren zonlayabilir. Baykeren hala oynayabilir. Okey. Kayn'ı tutsaydı bana oynayacaktı. Büyük ihtimalle üzerimde shutdown var. Buradan bana devam eder. Okey. Hemen geri çıkıp base atalım. Abi gerçekten pencere modunda oynadığım için özür dilerim ama en iyi böyle yani. Bakın, direkt çerçevesiz alsam falan FPS 140 gözüküyor olabilir. Ama istedilen gerçekten 30 falan oluyor. En azından böyle FPS drop yemiyorum. Yani daha iyi oynadığımı düşünüyorum bu şekilde. 400 gold, 300 gold'a ihtiyacım var. Yeni uyandığım için bir tık böyle enerjik değilim gibi olabilir veya ne bileyim. Keyifsiz gelmiş olabilir. Anla ki. Oley be, XBY yine autofill götümüzü taşıyor. XBY yine autofill götümüzü. Ha, autofillmiş herhalde arkadaş. Üç tayfa aldım. Kasedin son anda fark etti. O kargaşa da belki görmez dedik. Lee Sin neye öldü? Niye benimle birlikte base atmadılar ki? Ah be, arabayı alsaydım Zonya'yı tamamlıyorduk. Tamam, sıkıntı yok. Rakip mid lane'e 2 level fark atmışız. Zonya bitseydi bu fight öncesi çok iyi olacaktı. Şimdi base atmak zorundayım. Üstüne Baron verebiliriz yani. Açılırsam şu minyonları pushlamak için ölebilirim. Ultim cooldown'da. Okey, base'imi atabilirim. Zonya çekeceğim. 11 kalmış. Kassadin güçlenemedi, scale olamadı. Bu önde. Matrox'umuzun eşyaya ihtiyacı var ama o çar eşyasız da iş yapar ya. Ultiye basıp 3 skillini çıkarsa zaten elinden, bize yeter o. Onun haricinde ya bu arkadaşlar da skillerini kullansa, ultilerini, yeter. Biz fight'ta Lee Sin'le yeterli hasarı çıkartır, yeterli tanklamayı yaparız. Ben şu an cidden çok güçlüyüm. Yeter ki hata yapmasınlar, bensiz fight atmasınlar. 5'e 5 kafa kafaya girdiğimizden şu an kazanırız diye düşünüyorum. Tabi rakip takım da çok güçlü. 3. Eşyalı eşyalı yani hepsi. Evet. Ignite'ı boşa attım ya. Baron denesek mi acaba? Baron denesek çok tatlı olur da güvenemiyorum. Daha bunun da kıpırdayacağı yere hemen şöyle bir RQ'da burstleyelim bunu. Okey. Okey, E'lere hep rakibimin şeyini atıyorum. Kıpırdayacağı yere. Kıpırdayacağı ne demek ya? Ne demek lan işte kıpırdayacağı? Bizimkiler niye Baron'a girdi orada ya?
Baron çok yanlış karardı. Benim ölümüm çok kötü oldu. Kasadin'e shutdown verdik burada. Baron çok riskli bir şey yani orada. Baron yerine top kulesine gitsen neyse anlarım. Biz hala orada mid lane'de bir baskı kuruyoruz. Baron'a niye giriyorsun yani veya SS falan at. Çıkın diye, gelin diye. Yani girilmez oraya da. Neyse anla ki. Okey. Ninja, ninja. Saldırırız, saldırırız. Gezgin. Ultile birine. Ah be oğlum çıkarsaydın ultiyi. Yasuo gene. Açmaya gidiyor her yere. Teleportlu Yasuo'yu Ignite'lı Swain tutacak. Adam 14 level ya. Ben güçlüyüm. Benden güçlüleri de var abi. 3 kişiler. 4 kişisiniz. Kazanın orayı. Helal oğlum size. Onu da alırsınız. Yasuo çok geç kaldı. Tamam, Kassadin slow yedi, hasarı değdi oradan. Zaya şöyle bir yardım, Q'su. Öldü zaten. Manyak bir hasar. Okey, o da öldü. Bak şimdi Baron. Tertemiz. 19k ya. 15 asistim var. Yani burada tüm killeri Lee Sin'in alması, Lee Sin'e kalması bir tık sıkıntı takım için. Şu arkadaşlar da kill alsa çok tatlı olur. Hadi ben neyse de. Ben her türlü iş yapıyorum. Ya bunların alıp itemlerini tamamlaması çok tatlı olurdu. Yani Lee Sin'in anlık bir tane hatasına veya benim de o şekilde maçı verebiliriz. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şu Drake'i bizim almamız lazım. Okey, 2 level farkı koruyoruz. 2 level eşit 1 level 2 level. Çok güzel. Yani bot lane'imiz gerideydi, top lane'imiz gerideydi, eşitlendi, öne geçti. Mükemmel ya. Bak senin early'de oyunda kazandığın baskıyı ya bu şekilde maçı soğutarak takımının öne geçmesini sağlıyorsun. En önemlisi bu eğer geriye düştülerse. Zaten öne geçtilerse direkt 15'te win oluyor da bu tarz maçlar. R flash animasyon iptalini çıkarttık abi. Ultisi yok, ultisi olsa direkt R'ye bastığı an çekerdim yani adam uzaklaşamazdı da ona baktım yokmuş. Okey yapacak bir şey yok. Aynen Drake'e gidelim ya. Mid kulesini de açabiliriz. Yasuo eğer satarsa çok tatlı olur. Yasuo yeterli bir hasar atıyor burada. Tamam bunu kestik. Aatrox çıkamamış oradan. O da öldü. Aa GA'sı yok muydu onun? GA'sı var sandım. Öyle gözüküyordu sanki. Lee Sin'le karıştırmışız. Pencereli mod ya şöyle hafif yukarısını göremedim o an. Drake'e gel. Kimse bir chat falan yapmıyor. Çok iyi ya. Her iki takımda da AFK yok. Yani bedava intleyen, sürekli ölen yok. Maçların bu şekilde geçmesi güzel. Zayah bir an çıktı. Dedim gene aynı maçlar mı dönecek? Yine mi? Birisi 6F4 çekti. Çekmemiş abi. Okey. Bu da sevindirici. Yani her maç bu şekilde geçse benim için gerçekten kafi. Kaybetsem bile ne bileyim. Win lane lose game olursa da bu şekilde olsun. Kimse trollemesin, intlemesin istiyorum. O derece yani. Lose almak istiyorum ama adam akıllı lose almak istiyorum. Böyle rakip takım gibi mesela bir şeyler yapsınlar. AFK kalmasın, bilerek intlemesin, küfür dönmesin. Kaybettiğim maçları izletsem var ya, videolarını çeksem inan bu ne lan dersiniz böyle abi. Riot AFK kalır mı ya? Bu en şeyi bak. Bensiz savaşıyorlar. Biraz gaza geldiler. Umarım hata yapmazlar. Çok girdim beleyesin.
Kuleyi alın çıkın oradan. Abi burada yapılması gereken yani Aatrox'u tapas alıp 4 bot yapmamız lazım. Ya bizimkiler resetlenmeden oraya gitti sanırım. Lee Sin şu an çok güçlü olduğu için agresif hareketler yapıyor. Bir tık yanlış ya. Dikkat etmek lazım. Yani shutdown veriyoruz boş yere. Tam çok problem olmaz büyük ihtimalle ama yine de maçı şey yapan, soğutan hareketler. Bunlar rakip takım için gerek yok. Wow. Elektrik veriye de arkadan biri dokunsa şuna ölürdü. Hala dokunabilir. Çok iyi. Canını biraz yenilemiş ama yeterli değil. Güzel. Seni korurum. Çok güzel. Kendimi de korurum gibi duruyor. Aa! Abi o kadar durabiliyor mu Kayn ya? Orayla bitti. Bize... Güzel oynadı. Okey. O ölmesin yeter ya. 5 olmamız lazım abi. Bu çocuk 16 olacak birazdan. Kayn tank. Kayn'ın hasarını engellerim dedim. Lucian'dan da bir dünya R hasarı yedim. Erken bastaydım demek ki. Daha da durabiliyormuş yani içimde. 5 saniye falan mı kalıyor acaba? Ne yapıyor anlamadım. Bak level farkları sıkıntı oldu. Hemen öldük öldük adamlar. Oyuna dönüş yapacak. Okey itemlerim çok güzel. Şu an alabileceğim eşya Rylee olur. Yani mobiller Lucian, Yasuo, Kassadin sürekli kıpırdıyorlar, oynuyorlar böyle sağa sola, kayıyorlar. Rylee alırsam hem bizim takım rahatça kayıtlar, hem biz rakip takımı böyle slow'dan çıkartmayız. Bizle onlar da şey yapamaz, kayıtlayamaz. Biz kayıtlarız, onlar kayıtlayamaz. Beş tap falan gidelim bari ya. Aatrox'un teleportu var aslında. Aatrox'u salsak olur da. Salamıyoruz. Zhonya'm yok. 2600 can var. Ultiye bastığımda bu can 3-3,5 olur herhalde. Şu an takım biraz afalladı ne yapacağını karar veremedi. Gelin abi top lane'e birinin call vermesi lazım. Yani Yasuo'ya bakar mısın? Kanoslamış falan aldı. Kayn da o şekilde yani itemleri var. Kassadin diyoruz ama eşyası olmasa bile bir Kassadin her türlü fazlasında o damage'i çıkartabiliyor bozukçar. Bizimkiler bir yerlere gidiyor sürekli kayboluyor ya. Nereye gidiyorsunuz? Tekledim bunu. Çok güzel. Dipten Q. Beni çıkartmak istiyorlar. Direkt hedef benim. Şöyle hemen ultiyi kapatıp burstlemek istiyorum buraya. Şöyle de dipten Q'u. Şöyle de bir flash E yapalım. Maç bitti büyük ihtimalle. Mid lane'e geçelim. Çok güzelsin. Q atsaydın bana kalırdı. Gel midden bitir. Wow, yarım saat sürdü. Aslında ya bir tanecik top veya bot lane'den bir tanesi daha kazansaydı 15 dakikalık bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yüksek elo maçlara devam edeceğiz abi. Düşüncelerinizi yorumlarda Main hesabı da kasacağım yavaştan. Aslında kasmak istemiyorum bu tarz maçları gördükten sonra. Ya bu tarz değil de son 3 maçımdaki AFK'ları gördükten sonra main hesabımı kasmaktan vazgeçtim. Bir süre daha bekleyeceğim. Çok AFK geliyor. 20 puan verdi gayet güzel. Smurf hesabımı kasmaya devam edeceğim. Challenger'da 200 puan oldu. Olacak. 35k hasar atıp 23k hasar tanklamışız. GGWP diyelim. 3 onurumuzu aldık. Takımı da tebrik edelim. Bak abi mesela şurada. Burada birisi aynen Scarlet. Alt F4'ü koymuştu falan. Ki ben sürekli top oynuyordum. Sağ sola koşmaktan. Onları öne geçirdim. Kendim öne geçemediğim için onlar da alt F4 koyunca sıkıntı oldu. Burada da jungle'ımız alt F4'ü koymuştu. Çok ilginç maçlar gerçekten. Anla ki hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.
Discord'a gelebilirsiniz abi. Açıklamada falan Discord linkleri var. Merak eden arkadaşlar olursa. Allah'a emanet. Bay bay.